Ve sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı'ndayız. Yanımızda İstanbul Esenyurt yeni belediye başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt var. Sayın Bozkurt, merhaba diyoruz. Bu programla ilgili duygularınızı istiyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Çok verimli bir program oldu. Bizim tabii toplum bize önemli bir sorumluluk verdi. Türkiye'yi yeniden olması gereken yola sokma sorumluluğu verdi. Dolayısıyla bu sorumluluk çerçevesinde biz sahadaki sorunları buraya taşıyoruz. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen belediye başkanı arkadaşlarımızla masalar kurduk. O masalarda Türkiye'nin sorunlarını, belediyelerin sorunlarını tartışıyoruz. Ortak çözüm önerileri nelerdir, neler yapabiliriz beraberce onları tartışıyoruz. Ayrıca genel merkezimizin, genel başkanımızın bize yerel yönetimlerle ilgili talimatlarını alıyoruz, görüşlerini alıyoruz ve bunların tamamıyla beraber bir felsefe oluşturacak. Bu felsefe doğrultusunda da Türkiye'ye, İstanbul'a, Esenyurt'a hizmet evet, edeceğiz. Evet, Sayın Bozkurt, şimdi İstanbul, Esenyurt, Türkiye'nin en büyük belediyesi. Evet. Diye, çünkü 1 milyon nüfusu var evet. Artık ve Suriyeli sorunu çok orada. Hı-hı. Sizler de zaten gelir gelmez bu problemlerle mücadele etmeye başladınız. İnşallah başarılı olacaksınız. Çünkü İnşallah. Öyle görüyoruz. Ama Esenyurt halkı sizi benimsedi. Böyle kucaklamış bir şekilde bizim başkanımız bunun sorunları çözecektir diye o kapasitede bir belediye başkanımız var diyorlar. Evet. İnşallah tabii ki sizdeki bu azim enerji bunu çözecektir. Esenyurt tabii ki çok problemli bir ilçe. Yani bu sadece sizin açınızdan değil. Merkez hükümetler açısından da ve genel merkezde açısından da problemli bir ilçe. Sizin göreviniz çok zor bu konuda. Umarım bu toplantı oraya da bir fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Evet. Tabii ben Esenyurtluyum. Esenyurt'un çocuğuyum. 42 yıldır orada oturuyorum. Oranın sorunlarıyla beraber büyüdüm. Yani an be an neler yaşandığını biliyorum. Son 15 yılda özellikle çok ciddi şekilde tahrip edildi Esenyurt'un altyapısı, üst yapısı. Çarpık bir kentleşmenin yolu açıldı, ranta açıldı. Esenyurt'un kaynakları çok yanlış kullanıldı, başka insanlara verildi, çarçur edildi. Çok birikmiş sorunları var. Yani sosyolojik olarak bir kere çok karışık, Türkiye'nin özeti bir yer. Doğu Güneydoğu'dan da var, Karadeniz'den de var, Akdeniz'den de var. Her bölgeden insanlar yaşıyor. Şu anda yeşil alanla ilgili çok ciddi sorunumuz var, işsizlik sorunumuz var. Yabancı uyruklu sorunu had safhada onunla mücadele etmeye başladık. Yeşil alan sorunumuz var. İşsizlikle ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Okullarda mevcutlar çok yüksek. 65 kişilik sınıfta okuyan çocuklarımız var. 1.2 milyar civarında borcumuz var. 3500 personelimiz çalışıyordu ben devraldığımda. Dolayısıyla her alanda ciddi sorun var. Ama biz tabii yakınmak için gelmedik. Bu sorunları çözmek üzere aday olduk. Esenyurtluların mutluluğu için ve hatta Esenyurt'ta elde edilen değerlerin ve onun artılarını Türkiye satına aktarmak için çalışmalar başladık arkadaşlarımızla. Kadrolarımız oluştu. Çalışmaya başladı. Bazı önemli gördüğümüz sorunlar üzerine çalışmalar devam ediyor. Mali disiplini sağlamaya çalışıyoruz. Zira ben görevi devraldığımda maaşı ödeyemeyecek durumda idik. Araçlarımıza yakıt alamıyorduk. Şimdi en azından o aşamaları geçtik. Daha böyle disiplinli bir şekilde önce kendi ihtiyaçlarını karşılayan, sonra elini vatandaşa uzatan, sanayiciye uzatan, esnafa uzatan, dolayısıyla oradaki insanların mutluluğunu arttıran bir belediyecilik süreci yaşayacağız hep. Sosyal belediyecilik geri döndü. Aynen öyle olacak. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en büyük belediyesi İstanbul Esenyurt Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Kemal Kemal Deniz Bozkurt yayın konumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Başkanım, hürmetler.